Ava Premium isimli platform üzerinden online hani yatırımlar yapılarak yatırımcılara haftalık faiz oranlarıyla belirli yatırımlarını değerlendirme fırsatı verilmiştir. Müvekkilim de aynı bu şekilde diğer mağdurlar gibi yatırımlarını yapmıştır. Başlarda düzenli olarak ödemeler sağlanmış olmasına rağmen ondan sonrasında bir gün içerisinde internet ortamı tamamen kapatılarak bir sistemde uyarı verilmiştir. Teknik aksaklık yaşandığından dolayı şu an erişim verilemeyeceğini, daha sonrasında denenmesi gerektiği belirtilmiştir. Müvekkilin bunun üzerine kendisiyle ilgilenen call center hizmeti veren aynı şirket üzerinden bu kişilerle iletişime geçmek istemiştir. Telefon numarasını aradığında herhangi bir ulaşıma sağlanamamış. Yani o kişi telefona çıkmamıştır. Bunun üzerine diğer yatırımcılarla ortak kurmuş oldukları hesaplar üzerinden iletişime geçmişler ve herkesin aynı sıkıntıyı yaşadığını, hani bir ulaşımın sağlanamadığını, bunun üzerine hani bir görüşüp tekrar bir araya gelmeleri gerektiğiyle ilgili görüşmüşler. Ondan sonra şirket üzerinden sistemde verilen uyarı değiştirilerek aksaklığın uzun süreceği pazartesi gününe kadar, o gün bahsettiğimiz gün çarşamba günü oluyor. Pazartesi gününe kadar sıkıntının çözülüp tüm hesaplara paraların yatırılacağı hani söylenmiştir. Herkes bunu bekleyerek hani bu süreci pazartesiyi bekleyelim. Bakalım ondan sonrasında ne olacak dediklerinde beklemeye kararı almışlar. Ve pazartesi günü geldiğinde ne internet sitesi üzerindeki şeyler, uyarılar değişmiştir, ne de call center'lar telefonlara herhangi bir şekilde cevap vermemiştir. Yani devam etmediler. Sonrasında tüm mağdurlar bir araya gelerek Trump Tower'da bu şirketin asıl kuruluş yeri olan yerde orada görüşmek için gittiklerinde oranın aslında kiralık bir yer olduğunu ve içerisinin geçen hafta yani kendilerine o uyarının çıkmış olduğu günde boşaltıldığını, tüm eşyaların alınarak gittiğini ve şirketin tamamen kapatıldığını öğrenmişlerdir. Bunun üzerine herkes savcılıklara başvurarak tabii ki mağduriyetlerini gidermeye çalışmıştır. Benim müvekkilimin bu dosya üzerindeki mağduriyeti 600 bin lira civarında olduğu için yüksek bir meblağdır. Kendisi hani bizim aracılığımızla savcılığa başvuruda bulunuldu. Hani savcılıkla şu an soruşturma süreci devam etmektedir. Bir online bir platform olduğu için şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılmış olan bir işlem olduğu için savcılıklarda buna yönelik olarak dosyaları değerlendirme ve birleştirme aşamasındalardır. Hani ilerleyen süreçleri biz de takipçisi oluyoruz. Şu an takip etmeye devam ediyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların sosyal alanlarda iletişimi çok fazla arttı ve bu tarz dolandırıcılık olayları çok fazla yayılmaya başladı. Geniş kitlelere hitap ediyor. Yani öncelikle internet kullanımından kaynaklı olarak insanların çok kolay erişebileceği sistemler bunlar ve insanlarımızda iyi reklamlar yapılarak geniş kitlelere tanıtıldığı için çok büyük kapsamlı dolandırıcılık şeyleri oluşmuş oluyor. Yani hani dolandırıcılık olayları online platforma taşındığı için vatandaşlarımızın da dolandırılma miktarları ve dolandırılan kişi düzeyleri çok fazla artmış oluyor. Yani hani artık dolandırıcılık bile eskisi gibi değil diyebiliriz hani bu durumda. O yüzden herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini hani özellikle online platformlarda karşılarında bir şahıs, bir irtibat kişisi görmedikleri takdirde çok fazla güvenmemelerini, hani buna karşı bir dikkatli kullanıcı olarak bu programlara adapte olmaları gerektiğini tabii ki biz hukuksal olarak da aynı zamanda tavsiye ediyoruz tecrübelerimize dayanarak. Hani Ava Premium olarak yapılan dolandırıcılık sitesinde binlerce mağdur bulunmakta. Yani sürekli savcılıklara gelen binlerce başvuru var. Şu an olarak tam sayı belli olmamasına rağmen soruşturma sonrasında sayıyı net olarak almış olacağız. Ama şu an için bildiğimiz bile binlerce kişi olduğunu tespit edebiliyoruz dosyalar üzerinden. 11.12.2020 tarihinde Ava Premium isimli şirketle tanıştım. Şirket kendisini yazılım şirketi olarak tanıttı. Şirkete yatırım yapmam halinde haftalık %5, toplamda ayda %20 kar vereceklerini belirttiler. Şirket ilk başlarda haftalık ödemeleri tarafıma düzenli yapınca şirkete güvenim arttı ve ardından 100 bin TL tutarında yatırım yaptım. Şirket sistemsel bir düzenleme yaptıklarını belirterek ödemeleri ertelemeye başladılar.
şirkete sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden dolayı yazılı şekilde ihtarda bulundum. 17.03.2021 tarihinde şirkete ait telefon numaralarını defalarca aramama rağmen cevap veren olmadı. Durumdan şüphelenip uçakla aynı gün şirketin İstanbul'daki adreslerine gittim. Bina yetkilileri söz konusu şirket personellerinin bir haftadır gelmediklerini, şirketin kapatıldığını ifade ettiler. Avukat aracılığı ile suç duyurusunda bulundum ancak somut hiçbir sonuca ulaşamadım.